Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünlerde arkadaşlar gökyüzünde bazı cisimler görülüyor. Bu konular hakkında bilgi vereceğiz inşallah. Bir de Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın çok ilginç bir açıklaması var. 3. Dünya Savaşı kelimesini ilk defa kullandı arkadaşlar Erdoğan. Bu konudan bahsedeceğiz. Bir de biliyorsunuz seçimler sonuçlandı İran'da. Türk kökenli birisi İran'ın başına geçti. Bu konulardan bahsedeceğiz inşallah kısa bir şekilde. Şimdi ilk olarak bu gök cisimlerinden bahsedelim arkadaşlar. Ankara'dan başladı. İstanbul'a kadar herhalde o tarafa doğru yöneldi. Gece izlendi gökyüzündeki o ışığı gördüğünüz cisimi. Bu nedir diye bazı kardeşlerimiz soruyor. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Gök cisimleri yavaş bir şekilde düşmez. Yani yavaş bir şekilde izleyemezsiniz. Balon gibi gökyüzünde süzülerek gitmezler. Gök cisimleri, yıldız kaymaları, gök taşları, meteorlar bunlar hızlı bir şekilde iniş yaparlar dünyaya doğru atmosferde. Parçalanırlar, yanarlar biliyorsunuz. O şekilde ışık oluştururlar. Bu inen cisim, bu son zamanlarda görülen, bana resim olarak birçok videolar attılar, fotoğraflar attılar kardeşlerimiz. Hepsi görmüş, kendi telefonlarıyla çekenler var. Bu cisim çok yavaş bir şekilde süzülerek iniyor. Bu arkadaşlar uzay çöplüğü dediğimiz hani uzayda 10 bine yakın uydu olduğundan bahsediliyor. Sadece Elon Musk 3 binden fazla uydu göndermiş. Kendisi 10 bin sadece yalnız başına tek başına 10 bin tane uydu göndermeyi hedeflediğini anlatıyor düşünün. Yani en son 3 binlerdeydi diyorlar belki de daha fazladır. O civarda uydu göndermiş ki ben de bunu birkaç defa şahit oldum gece. Sıralı bir şekilde 20-30 tane uydunun lambasını yakıyor gece. Bilerek yapıyorlar tabii bunu. Güneş enerjisiyle çalışıyor zaten. Şarj oluyor onlar. İstedikleri anda ışıklarını yakarak yeryüzündeki insanlara görüntü verebiliyorlar. Bu şekilde görüntüler verirken birkaç defa da denk geldi bize. Gördük biz de. Bunlar dünyanın her tarafını örümcek ağı gibi bu uydular arkadaşlar. Bütün dünyanın her tarafını sarmışlar. Zaten dünya çok büyük bir yer değil. Böyle etrafını çevirdiğiniz zaman 40 bin kilometre civarında deniliyor. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var ya. Bir insan yürüyerek hiç durmadan yürüyerek dünyanın etrafını dolaşmak istese 500 günde dolaşır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tam insan hızıyla ölçtüğünüz zaman 500 gün arkadaşlar bir insan 40 bin kilometre dolaşabiliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önceden dünyanın yüzünün metrekaresini, kilometresini hesabını vermiş. Mucizevi bir şekilde. Şimdi burada dünyada artık bu uyduları ne için gönderiyorlar? Onların kendilerine göre açıklamaları var. Sanki babalarının tarlası, uzay sanki onların babasının malıymış gibi kullanıyorlar. Ne diyorlar? Biz dünyada bu şekilde her tarafta uydular göndererek dünyanın her yerine internet ağı sağlayacağız ve bunu ticarete dönüştüreceğiz. Uydudan, uzaydan halka, yeryüzündeki ülkelere internet hizmeti yapacağız diyorlar. Ücretli bir şekilde. Biz de bundan gelir elde edeceğiz diyorlar. Tabii bunların kendi açıklaması. Ama bunu daha gerçekçi, hakikat bir şekilde düşündüğümüz zaman 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı bu zamanlarda bunlar bu şekilde sürekli uydular gönderiyorlar. Yeryüzünün her tarafını izlemeye yönelik, Deccal'e zemin hazırlamaya, hizmet etmeye yönelik çalışmalar gibi görüyoruz biz. Aslında hakikatinde aslında bu var arkadaşlar. Deccal geldiği zaman ona hizmet etmek için teknolojiyi, son sistem onun hizmetine sunmak için hazırlıyorlar. Çünkü biliyorlar ki yakında Deccal gelecek. Biz de diyoruz ki yakında Mehdi Aleyhisselam gelecek. Onu inşallah Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin dediği gibi Mahmud Efendi Hazretlerimizin, Said Nursi Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin, birçok Muhittin Arabi Hazretlerinin, Evliya Abdullah'ın 1400 yıl videolarımızı takip eden kardeşlerimiz biliyor. 1400'lü yıllardan bahsediyoruz. Bu yüzyıl biz de Hicri 1400 yılın içindeyiz. 1446'ya giriyoruz. Bugün yılbaşı. Bu vesileyle de Müslüman aleminin yılbaşı mübarek olsun arkadaşlar. Hicri yılın ilk günü yarın 1446'ya giriyoruz. Bu ayında onu biliyorsunuz Muharrem'in onu Aşure günü. Aşure günü de çok ilginç olaylar olabilir. Biz her senenin bu saatten sonra Aşure günlerinde yani Aşure günü 10. günü Muharrem'in 10. günü ilginç olaylar olabilir diye bekliyoruz. Bakalım Allah hayra çevirsin. Bu 10 gün sonra Muharrem'de Aşure günü 10. gününde ne gibi olaylar gelişecek? Hep beraber izleyip göreceğiz inşallah. Şimdi burada yine bu bana attığınız fotoğraflardaki, videolardaki görüntüler arkadaşlar bir uydunun bozulup düştüğünü gösteriyor. Yani yapay bir uydu, yapay bir ışık o. İnsanların yaptığı, oluşturduğu bir ışık. Çünkü yavaş yavaş süzülerek düşüyor.
Bunun gibi bir görüntü daha önce görmüştük. O görüntünün de aslı ortaya çıkmıştı. Neydi o görüntü? Elon Musk'ın uydularından birisi arıza yapmış ve düşmüştü. Aynen bu şekilde yavaş yavaş süzülerek, parçalanarak atmosferde yeryüzüne düşmüş arkadaşlar. Bu tip uydu düşüşleri bu saatten sonra çok izlenebilir. Dediğim gibi dünyanın her tarafını örümcek ağı gibi örmüşler. Kendileri kafalarına göre kullanıyorlar. Yani yerde sınırlar var, hudutlar var. Ülkelerin kendilerine göre sınırları var, hudutları var. Ama uzayda hudut, sınır yokmuş gibi kullanıyorlar. Buna da bir çözüm getirmesi lazım bence. Bütün ülkelerin birleşerek. Çünkü bu hayır alamet değil. Her yeri istila etmişler, sarmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başımıza yakında teneke demir yağarsa gökyüzünden, uydular düşerse şaşırmayın. Bunlar şehirlere düştüklerini düşünün. Yani çok aşırı derecede uzay çöpü dediğimiz çöp oluşmuş. Çalışmayan uydular var. Yani bu 10 bin tane uydunun yarısından fazlasının çalışmadığı söyleniyor. Eski uydular olduğu söyleniliyor arkadaşlar. Bu gök cismi bu. Biz buna bağlıyoruz. Yakında zaten ortaya çıkar yine. Dediğimiz gibi gök cismi olma ihtimali çok az, düşük, olamaz gibi. Neden? Gök cisimleri hızlı bir şekilde iniş yapıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması çok ilginç. İlk biz bunu dile getiriyorduk. Bir senedir video yapıyoruz. Bir senedir anlatıyoruz arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı'na gidiyor dünya diyoruz. Çünkü aslında biz 10 yıldır, 15 yıldır ortalama anlatıyoruz bunu sürekli. Dünya oraya doğru gidiyor diye. Tabii bir senedir video yaptığımız için sizlerle bir senedir paylaşıyoruz. Ve bir senedir bütün söylediğimiz olaylar, bakın İran'la birleşeceğiz, Suriye'yle tekrar anlaşmalar olacak dedik. Takip eden kardeşlerimiz iyi biliyor. Bir sene önceden ne dedik? Dünya Savaşı'na girerken Ben Asfar ırkı Ruslar olarak görülüyor. Şeyh Nazım Kırbızı Hazretleri de öyle diyor. Birçok alim ulema öyle diyor. Ben Asfar ırkıyla birleşeceğiz dedik. Resmi Astana toplantılarında resmi birleşmeler, anlaşmalar yapıldı. Birçok Türk ülkesi birleşti Rusya'yla. Biz de birleştik. Ben Asfar ırkıyla Suriye, İran zaten onlarla birlikteydi. Biz de Rusya ile birleştiğimiz için mecbur olarak da yani İran'la da Suriye ile de ilişkilerimizi düzeltmek zorundayız. Neden? Eğer bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dünya savaşından bahsediyorsa, 3. Dünya Savaşı'ndan bizim de bir tarafımız olmalı muhakkak. İşte bu taraf da Ben Asfar ırkıyla olacak buyuruyor 1400 yıl önceden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Aynen buyurduğu gibi de oldu. Ben Asfar ırkıyla anlaşmalar yapıldı. Bu nereye gider? Yakın zamanda göreceğiz. Bu NATO'dan çıkmaya kadar gider. Zaten NATO'dan çıktıktan sonra da ipler kopar arkadaşlar. Bu olaylar daha çok hızlanır. Yani bugün biliyorsunuz Esed'le görüşülmelerden bahsediliyor. Bir sene önceden bahsediyorduk arkadaşlar. Bizim videoları takip edenler yine söyleyeyim biliyordur. Bir sene önceden Esed'le anlaşmalar olacağını, İran'la anlaşmalar olacağını ve birlikte hep birlikte İsrail'e müdahale edileceği, Kudüs'ün İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın özellikle İsrail'in elinden alınacağı, İsrail'in oradan çıkarılacağı ve oranın imar edileceği anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Bu da günümüzde nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman çok açık bir şekilde gözümüzün önünde işte bu dünya savaşına giderken Ben Asfar ırkıyla Türkler, Müslümanlar işte birleşerek İsrail'e müdahale edecekler. Neden? İsrail çünkü bütün ülkeleri, Orta Doğu'daki, Asya'daki bütün ülkeleri tehdit eder hale geldi. Çünkü haritalar yayınlıyorlar. Bu haritalar ne yapıyor? Mısır, İran, Suriye, Lübnan, Türkiye birçok bölge içinde bu topraklara sahip olmak istediklerini artık adamlar açıktan dile getirdi ve düğmeye bastılar. Şu an onun için savaşıyorlar. Arz-ı mevut için. Yeşeha kehaneti dedi ya Netanyahu ilk savaş başladığında işte arkadaşlar. O bizim Arz-ı Mevut dedikleri bölge Erzincan'a kadar dayanıyor. Erzincan'dan Anadolu'dan topraklar alıyor. İran, Suriye dediğim gibi Fırat'la Nil arasından ta Hicaz'a kadar kutsal toprak olarak görüyorlar. Oralara hakim oldukları zaman Deccal'in geleceğine inanıyorlar. Bunun için çalışmalar yapıyorlar, savaşıyor adamlar bugün günümüzde. Buna karşılık olarak da Erdoğan ne söyledi ilk defa? Bak ilk biz söyledik dedik bir senedir. İlk biz bahsettik bu 3. Dünya Savaşı meselesinden. Ve dediklerimiz bir senedir takip eden kardeşlerimiz biliyor. Tek tek adım adım çıkıyor. Bu saatten sonra da çıkacak Allah'ın izniyle. En son bizden sonra Hulusi Akar söyledi. 3. Dünya Savaşı başladı dedi. Daha sonra Hakan Fidan söyledi. 3. Dünya Savaşı'na gidiyor dünya dedi. Daha sonra Devlet Bahçeli dedi. 3. Dünya Savaşı'nı bütün dünya konuşmaya başladı artık dedi. Bugün de günümüzde en yetkili ağızlardan birisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi arkadaşlar? Batı 3. Dünya Savaşı'nı tetikliyor dedi. Gerçekten de Batı'nın yaptığı faaliyetlere bakınca NATO ile birlikte artık 3. Dünya Savaşı'na hazırlandıklarını görüyoruz artık çıplak gözle görülüyor. Bu gizli saklı planlı yapılan bir şey değil. Açıktan yapıyorlar artık. Açıktan da dile getiriyorlar. Bugünün de bu gerçeği yani önümüzdeki günleri yakından takip edip göreceğiz inşallah.
Allah Teala neler gösterecek? İşte o gün Müslümanlar ne yapacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün bunları anlatmış bize. Biz de bütün bu Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı hadis-i şerifleri video yaptık arkadaşlar. Siz de paylaştık. Bir gün öyle bir zaman gelecek ki o zaman geldiğinde beni bu kanalı göreceksiniz. Akın akın insanlar gelip bu videoları izleyecekler. İnşallah bu videolardan nasiplenecekler. Biz ümmeti Muhammed'e bu yaptığımız videoları hizmet olarak görüyoruz. Allah kabul ederse Allah rızası için bu videoları yapıyoruz arkadaşlar. Kendimizi ben ilk videolarımda da söyledim. Mecbur hissettik. Bu konuların konuşulmadığı bu zamanda birilerinin konuşması lazımdı. Birileri konuşsaydı kesinlikle biz video yapmazdık. Derdik ki bu kişi konuşuyor. Biz ona destek olurduk. Allah rızası için onun yanında olurduk. Yeter ki bu konuları anlatsın. Ümmeti Muhammed'i uyandırsın. Çünkü bakın iç kargaşalarda gördüğünüz ufacık bir olaylar yaşandı Kayseri'de. Daha bunların devamı gelecek. İsrail yok olurken Türkiye'deki, dünyadaki karışıklıklara dikkat edin dedik. Orada suçu olmayan insanları bile yoldan çek. Arkadaşlar kargaşa çıktığı anda Allah muhafaza şeytan da girdiği zaman devreye suçsuz aranmaz. İnsanlar birbirinin kim olduğunu bilmeden öldüren neden öldürdüğünü bilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ölen de neden öldüğünü bilmez. Bu hercümers olayları işte bahsettiğimiz hadis-i şeriflerde bahsedilen tam o zamanın içindeyiz dedik. Devlet reisleri öldürülecek kimin öldürdüğü bilinmeyecek. Halktan iş karışıklıkları olacak birbirlerini öldürecekler. Neden öldürdüklerini bilmeyecekler. Şeytan ortaya fitne saçalacak. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Fitne uykudadır. Uyandıranı Allah lanet etsin dedi. Fitneden uzak duralım inşallah. Buna da dikkat edelim millet olarak. İşte bu gibi karışıklıklara karşı da emniyetimiz, polisimiz, ordumuz arkadaşlar görevinin başında onlar müdahale edecek. Halk olarak biz suçları cezalandırmak istediğimiz zaman iç karışıklık çıkar. Kimin ne olduğunu bilemeyiz. Birbirimize zarar vermeye başlarız. Dediğim gibi Allah fitnelerden muhafaza eylesin. İlerleyen zamanlar karışık görünüyor. İşte böyle zamanlarda çoluk çocukların başına gelenlere bakın. İnsanların başlarına gelenlere bakın arkadaşlar. Bu gibi durumlarda Efendimiz Aleyhisselam defalarca Müslümanları uyarıyor. Biz neler yapacağız? Daha ilerleyen videolarda da o gün geçtikçe özellikle zaten açıktan başladıkça bu İsrail'e müdahale olacak gibi görülüyor. Büyük ihtimal olması lazım zaten. Rusya, Çin, Türkiye, Suriye, İran birleşerek İsrail'i Filistin'den çıkaracaklar ve İsrail yok olacak arkadaşlar. İşte bu yok olma zamanda bir kadın melike çıkacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. O kadın melike Mehdi Aleyhisselam'ın da başına bela olacak. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın ilk çıktığı dönemler. O kadın melikeyi bekliyoruz. Söylendiğine göre onda konu açılmışken onu da söyleyeyim. Biden'ı seçimden alacaklar. Onun yerine Kamala denen o kadını getirecekler diyorlar. Biz bir kadından bahsetmiştik. Trump'ın başına bir iş gelirse o kadın da Trump'ın yerine gelebilir. O Nikki Haley dediğimiz. İsrail'de bir kadın çıkabilir dedik. Ama Yahudilerin başına çok kötü bir kadından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. O kadın geçecek diye biliyoruz 3. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar. 3. Dünya Savaşı'nda bu kadar yakınsa yakın zamanda Yahudilerin başında Amerika'nın İsrail'in başında bir kadın göreceğiz. Onu da bekliyoruz. Şimdi bütün bunlar yaşanırken işte bizim en yetkili ağzımızda Cumhurbaşkanı ne dedi? 3. Dünya Savaşı tetikliyor Batı dedi. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Madem öyle 3. Dünya Savaşı görünüyor, böyle planları var. Biz de ayakta uyumayacağız tabii. Ordumuz da bunun farkında. Yöneticiler de bunun farkında. Bunun için tedbir alıp tarafımızı seçeceğiz diyorlar. Taraf da belli. Beni Asfar ırkı Rusya ile anlaşmalar yapıyor. NATO ile fikirlerimiz de menfaatlerimiz de uyuşmuyor demek ki. Artık orasını biz bilemeyeceğiz. Siyasetçiler biliyor. Bu gidişatta NATO'dan çıkmaya sebep olacak herhalde. Öyle görülüyor. Şimdi yakın zamanda seçim oldu. Ondan da bahsedelim. Videoyu bitirelim inşallah. İran'da biliyorsunuz Türk-Azeri kökenli birisi seçildi Cumhurbaşkanı olarak. Yani bunlar arkadaşlar bu seçilen kişi Putin'in desteklediği kişiydi. Ben söyledim mesajlarda da arkadaşlara bahsettim. Putin o kişinin lider olmasını istiyordu. O kişi seçildi. O kişi ölen helikopter kazasında öldürülen reisinin devamı. Aynı fikirdeki insanlardan. Yani reisinin helikopterini aramayan, bulmayan orada İran'ın ikinci İran diyelim, derin devleti İran diyelim. Onlar mağlup oldular arkadaşlar, yenildiler. Onlar seçimi kazanmak istediler ama düşündükleri olmadı. Yani o yaptıkları operasyon da boşa gitmiş oldu. Yine seçimi kazanan, yönetimi kazanan Putin ve Putin'in yanındaki reisinin devamı olan Türk kökenli birisi oldu. Bu Türkiye'nin de menfaatine olduğu gibi görülüyor. Çünkü dediğimiz gibi İran'ın Suriye'nin Türkiye ile anlaşmalar yapması gerekiyor. İsrail'e karşı, ABD'ye karşı öyle de anlaşmalar yapılacağı görülüyor arkadaşlar. Bu seçimde dediğim gibi yine yani Siyonizmin
aleyhine oldu arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Soruyorsunuz mesajlarda da onun için bunu da açıklayalım dedik. İnşallah bu saatten sonra dünya olaylarını yine yakından takip edeceğiz. Hadis-i şeriflerle birebir uyum içinde nasıl gerçekleşiyor? Gerçekleştikçe böyle videolar yapacağız. Birbirimizi uyandırıp uyaracağız arkadaşlar. Siz de çevrenizde bu tip olayları, yaşanan olayları Müslüman kardeşlerimize anlatacaksınız. Veda hutbesinde ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? Bu anlattıklarımı burada olmayan kardeşlerinize anlatın. Umulur ki, öyle olabilir ki buyurdu. Burada olmayanlar bu anlattıklarımı sizden daha iyi anlayanlar olabilir aralarınızda. Yani Müslüman kardeşlerimizin arasında da bizi daha duymamış, tanımamış, sesimizin ulaşmadığı Müslüman kardeşlerimize Allah Teala ne zaman dilerse, isterse o zaman ulaştıracak inşallah. Onların bizden daha iyi anlayan bu konuları, bizden daha iyi video yapacak insanlar, bu konuları bak böyle meseleleri varmış deyip, bu konulara ilgi gösterip, araştırmalar yapıp, bizden daha iyi videolar yapıp, bu konuları Ümmet-i Muhammed'e, Müslümanlara anlatacak daha güzel kardeşlerimiz ortaya çıkabilir. Onun için bu gibi bilgileri, bu saklanmış bilgileri, gizlenmiş bilgileri, unutulmuş bilgileri, hacıların, hocaların unuttuğu bilgileri inşallah Müslüman kardeşlerimizle paylaşalım. Bakın, sanal ortamlarda hocaların, yani o kadar çok takipçileri oluyor. İstesem ben takipçi sayım arkadaşlar, uçururum. Buna gücüm var, yani aklım da var, o gibi şeyler de yapabilirim ama benim bizi takip eden kardeşlerimiz az olsun öz olsun amacımız bu konuları anlayan insanlar olsun. Yani böyle insanlarımız o halde ki böyle uçuk kaçık şeylerin peşine gidiyorlar, birisi rüya anlatıyor, üyelikler yapıyor, gizli olaylar anlatıyor, birisi acayip şeyler, yıldızlar şöyle oldu, yıldızlara baktım böyle olaylar olacak diyor, takipçi topluyor. Birisi diyor ki işte borçtan kurtulmak isteyen bunu bunu yapsın. Şu hastalığı mı var, 5000 zikir çeksin bilmem ne. Yani cezaevindeki bir adama gidip diyorsun ki sen şu kadar zikir çekersen borçtan kurtulursun. Adam cezaevinde. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Ekonomik özgürlüğün yok. Dolar Yahudinin elinde. Sana doları istediğin kadar şey yap. Bir anda 3 liralık 5 liralık doları 10 lira 20 lira bugün 30 lira yapabiliyor gördüğünüz gibi. Yani onun için cezaevindeki bir insana bugün İslami, yani o biraz uyutmak gibi, narkoz vermek gibi oluyor Müslümanları. İşte sen şu kadar tespih çekersen şu kadar zenginleşirsin, şu kadar borçtan kurtulursun, şöyle yaparsın. Bugün Müslümanların dinlemesi gereken konular onlar değil arkadaşlar, bizim anlattığımız konular. Bugün ahir zamandayız, fitne zamanındayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bildirdiği olayları yaşadığımız günlerdeyiz. Bugün bütün, yani hacıların, hocaların bu gibi konulara yönelip insanlara, Müslümanlara bu gibi konuları anlatması lazım. İnşallah Müslüman kardeşlerimiz, hocalar, alimler de bu konuları yakın zamanda insanlara detaylı bir şekilde araştırıp anlatmaya başlarlar. Allah'a emanet olun.